Türkmen Dayanışma Derneği, meşenin özü, meşenin közü, yürüyün özü. Yürüyün saraya kıldan, yatağı yorganı yünden, ayakkabısı gönden. Aydın Efeler'in Yörük Türkmen Derneği. Ha maşallah. Topun efeye kaşıdı. Tamamdır. Ayşe Tülü. Tamamdır. Tamam. Zamanım yok. Thank you.
babasıyla damat babası. Gelin indiremedik ama Özlem Hanım'a dedik ki gelin mi? Konuklarımız Aydın 7 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında başlattığımız toy kent meydanında gelin almanın sona ermesiyle birinci bölümünü tamamlıyoruz. Şimdi damadımız burada. Kayınpeder o da burada. Bir iki pazarlıktan sonra gelinimizi aşağı indireceğiz. Eğlencemize gece boyu devam edeceğiz. Hepinize hayırlı eğlenceler dilerim. Evet. Gelin hanım. Büyük başkanımız burada. Var mı bir talebi? Babam bilir. Babası ne? Babası? Baba. Babası? Baba ne istiyor? Al bakalım. Ne istiyor? Kızım. 250 tane koyun veriyorum. 10 tane deve. 50 dönüm de pamuk tarlası veriyorum. Kabul ediyor musun? Ev yok mu? Ev yok mu? Evi çalışıp da alacaklar. Ev yok mu? Belki başkanımız da belki bir şey verir. Bir de ona verelim. Başkanım buyurun siz ne verirsin? Bakalım. Ben paşa yaylasını veriyorum. Helal olsun. Bravo. 400 baş koyun veriyorum. Bravo. Bravo başkanım. Bir de pınar başını veriyorum. Bravo. Tamam. Belediye binasını da istiyormuş kendisi. Olmaz. Tamam mı? İnelim artık. Yeter. Bütün dağları aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız geldin avcı tamam, açık kaldı. Geldin avcı açık kaldı. Meydana açalım gelinle ne vardı bir oynatalım bakalım hadi bakalım. We'll be right back.
alkışlarıyla Muğla Yörük Obaları Halk Oyunları, Kadın Halk Oyunları ekibini sizlerle buluşturuyoruz efendim, alkışlarınızla. Başkanım hoş geldiniz. Nasıl güzel bir yer burası. Bayraklar, Atatürk nasıl duruyor? Şöyle bir bakın, 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 bakın. Ben bayıldım. Bir alkışlayalım mı? O bayrağı bize bırakanlara, gölgesini dokunanlara efendim. Değerli Belediye Başkan Vekilim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, oda başkanlarım, federasyon başkanlarım, değişik illerden gelen Yörük Türkmen Dernek başkanlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri ve şölenimize çok uzaklardan, değişik kentlerden gelen Yörük Türkmen ailem. Hepinize derneğim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Derneğimiz tüzüğüne yapmayı düşündüğümüz ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikleri yazdık. Kültürel etkinlik olarak bir, Aydın'a bir Yörük Müzesi açılması, 2. Aydın Kurtuluş Etkinliklerin bir haftaya yayılıp hak ettiği şekilde kutlanması. Aydın Kurtuluş Etkinliğini bu sene hak ettiği şekilde kutlanmasına büyük destek olan Efeler Kent Konseyi'ne ve özellikle Efeler Belediye Başkanı'na, Kültür Müdürlüğü'ne, belediye personeline çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü İstiklal Marşı'nda adı geçen bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı tam da bu topraklar için bu toprakları anlatmaktadır. Aydın'daki Efelerin, Zeybeklerin Malgaç baskını ile ilk sivil halkın
Kuvayi Milliye'ye katılması sağlanmıştır. Burada Yörük Ali Efe'ye, Kılıçoğlu Hüseyin Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Cafer Efe'ye, Mestar Efe'ye ve İmamköylü Çete Ayşe'ye Kurtuluş Savaşı'na katkıları, Kuvayi Milliye'ye destekleri için minnet ve şükranla alıyor, ruhları şad olsun diyorum. Ayrıca değişik bölgelerde milli mücadeleye katkı sunan Erzurumlu Kara Fatma'ya, Gördesli Makbule Bacı'ya, Halide Onbaşı'ya, Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'ya, Halime Çavuş'a, Gökçen Efe'ye, Germencikli Sarı Efe'ye, Kalabıklı Mehmet Efe'ye, Sökeli Cafer Efe'ye, Keçici Ali Efe'ye, Tekeli İbrahim Efe'ye, Parmaksızın Hasan Efe'ye ve en büyük Efe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun diyorum. Söz Efe'lerden açılmışken yanlış bilinen bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Derler ki Aydınlı Efe'ler, Zeybekler, Yörükler sadece Zeybek oynarken diz çöker. Aynı söz atamız için de denir. Arkadaşlar, Efe'ler, Zeybekler, Yörükler, hele hele Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatında hiç diz çökmemiştir. Efe'ler diz vurur, diz çökmez. Diz vurmak meydan okumaktır. Diz çökmek ise teslim olmaktır. Yedi düvele diz çöktüren atamızın diz vurarak dünyaya meydan okuduğunu hepimiz bilmemiz gerekir. Oyunlarımızdaki işaretler hepsi bir anlam taşımaktadır. Etrafta dönme, bu alan benim. Eli havaya kaldırma, gökyüzü benim. Yani hepsi meydan okumayla alakalıdır. Hiçbirinde teslim olma yoktur. Bir iki sözde atamızın Yörükler için söylediği sözle ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, gidin Toroslara bakın. Eğer bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa, ülke güvende demektir. Sözü hepimizce bilinmektedir. Tabii bunun bir geçmişi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afyon'da büyük taarruzu başlatınca, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyerek batıya doğru ilerlemeye başlamış, bu zorlu yolculukta cephede savaşan askerlerle sohbet etmiş, bunların çoğunun Yörük çocuğu olduğunu öğrenmiştir. Cephede mola yerlerinde savaşan askerlerin karnını doyurmak için, ufak tefek bakımını yapmak için etrafta dumanı tüten Yörük çadırları aramıştır. Oradan peynir, yoğurt, süt, et gibi gıdalar ve askerler karnını doyurmuş, süvariler atlarını tımar etmiştir. Yörük obalarında kadınlar, yaşlılar ve çocuklar vardır. Gençler ise askerdedir, savaştadır. Bu savaşarak başlayan yolculuk Afyon Kocatepe'de başlamış, Domlupınar, Aydın derken bildiğiniz gibi 9 Eylül'de İzmir'de son bulmuştur. Yolculuk boyunca Yörük gençleri cephede, kadınları, çocukları, yaşlıları da Yörük obalarında vatanının, milletinin, atasının yanında olmuştur. Burada Toroslar tüm Türkiye'yi anlatmaktadır. Beşparmak Dağı, Madran Dağı, Kaz Dağları, Kaşgarlar hepsi Toroslar olarak özetlenmiştir. Kendisi de Selanik, Kızıloğuz,
kısacık yörüklerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yörük olmaktan ve yörüklerle her zaman gurur duymuştur. Günümüz aydınınla ilgili bir iki söz söylemek gerekirse, Herodot'un belirttiğine göre şu anda gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde oturmaktasınız. Ülkemizde, hatta dünyada en güzel, en kaliteli incir üretimi Aydın'da yapılır. En fazla kestane üretimi, en fazla zeytin, zeytinyağı üretimi de Aydın'da yapılmaktadır. En fazla pamuk üretimi yapılan ikinci ilimizdir. Ülkemizde yetişen sebze, meyve ve tarım ürünlerinin hemen hepsi ilimizde yetişmektedir. Batıda Kuşadası, Didim gibi çok özel iki sahil kenti, doğuda Çine Bozda, Koçarlı gibi yayla ve tarım kentleri, ayrıca Alabanda, Alinda, Gerga, Afrodisyas gibi tarihi yerleriyle kültür fışkırmaktadır. Ancak Aydın Ovası eski doğal güzelliğinde değildir. Menderes Nehri ne tarımda ne içme suyu olarak kullanılacak durumda değildir. Jeotermallerin bitki örtüsüne zarar verdiği görülmektedir. Enerjiye karşı değiliz. Ama bu güzel beldenin korunmasını, eğer üretim yapılacaksa teknoloji neyi gerektiriyorsa o şekilde yapılmasını istiyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan beldemiz çok ciddi çevre sorunu yaşamaktadır. Einstein'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Der ki, tarıma ihmal eden ülke intihar ediyor demektir. Gelişmiş ülkelerin semalarında ne kadar çok uçağın uçtuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu önemlidir. Eğer arılar ölürse, sonraki yıllarda insanlar da ölür. Madenler de tarıma ciddi zarar vermektedir. Gökyüzünün altında başka Aydın yok diyerek sözümü bir Kızılderili atasözüyle bitirmek istiyorum. Son ağaç kuruduğunda, son ırmak kuruduğunda, öldüğünde insanoğlu paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Ayrıca bu yılın, önümüzdeki yılın 2020 yılının, bu sene biliyorsunuz çok yangın afeti yaşandı. Önümüzdeki 2000 yılının gerek demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşlarınca, yerel yönetimlerince, devlet kademelerince ağaç dikme yılı olarak ilan edilmesini talep ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun, var olun. Aydın Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mevlüt Kenar Bey, kıymetli yönetimine sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Kocaman alkışlarla uğurluyoruz kendine. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Toprak bayrak için ben ölürüm. Çünkü tarihimle... Saygıdeğer konuklarımız, değerli başkanlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Programımıza protokol konuşmalarıyla devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Akçan'ı sizlerin yüklü alkışlarıyla sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Hain gözünden sezer görürüm. Onar göçer durmaz gezer görürüm. Efendim herkese iyi akşamlar. Mevlüt Başkan her şeyi konuştu. Bize pek söz kalmadı ama ben Muğla Yörük Obalar Derneği ve aynı zamanda Türk Boyları Konfederasyonu adına katılıyorum. Genel Başkanımız Sayın Durasan Koca Söğüt etkinlikleri için Bilecik Söğüt'te olduğundan çok size selamı var. Onun temsilen de bu akşam biz buradayız. Değerli hemşerilerim, Aydın, Muğla, Denizli, İzmir, Manisa, hepimiz bir çukurun çocuklarıyız.
kendisi de Kızıl Oğuz Kocacık Yörüğü olan atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde takip etmektedir, izindedir konfederasyon olarak. Ülke genelinde federasyonlarımız ve derneklerimizle beraber bir hareket eden bir sivil toplum örgütüyüz. Burada amacımız Türk'ün nefes alıp verdiği yeryüzünde Çin Seddi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar olan zulüm gören kardeşlerimizi acaba bir nebze yardım edebilir miyiz? Birlik beraberliği sağlayabilir miyiz için mücadele etmekteyiz. Aydın bizim için çok önemli. Muğla, Denizli, biz 3 il olarak başkanlarımla beraber, Yaşar Celal Başkan burada, Mevlüt Başkan burada, 3 ili kapsayan bir ortak federasyon çalışmamız var. Şu anda federasyonun ismini sayın değerli hocalarımız, Devrim Hocamız burada Denizli'den, onlara bir görev verdik. Onlar bu bölge herkesi kucaklayacak bir isim üzerine çalışıyorlar. Buradaki birlik beraberliğimiz için, ülkemizin birliği için, ay yıldızlı al bayramı dalgalanması için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Mevlüt Başkan'ın çok güzel bir konuya değindi. 2019 yılında çok ciğerlerimiz yandı. Muğla bölgesinde olsun, Aydın, İzmir, bu havzada çok ciddi orman yangınları oldu. Hep beraber ağaç dikmeliyiz. Çünkü doğu, güneydoğuya gidin, gölgesinde oturacak bir tane ağaç yok. Biz 80 yaşındaki, 90 yaşındaki atamız ölüm döşeğindedir, daha ağaç dikmek için uğraşmaktadır. O atalarımızın o mirasını yapmak için ağaç dikmeliyiz. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu güzel aydınımızda bu etkinliği düzenleyen sayın belediyemize, derneğimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Thank you.
Avrupa'yız ulan. Orta Asya'dan Konya'ya göç edip gelen, Karamanoğlu Beyliği'ni kurup yerleşen, Aydınoğulları'yız biz, Selçuklu'ya efelenen, Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Celali isyanlarında Osmanlı'ya karşı, biz söküşü, asi ve heybetli bakışı, zalimlere dağlar bizimdir nidası, Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Tarih 7 Eylül 1922. Bağımsızlık ekmek sudan önemli. Vatan aşkı yaşamaktan da kıymetli. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Milli mücadele meşalesi yakıldı. Efeler diyarında destan yazıldı. Aydın düşman işgalinden kurtuldu. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Memleketimin taşı toprağında, mübarek teri, kanı var kahramanlıkta. 7'den 70'e ecdadımızla, Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Şanlı tarihimizde bir sayfa açtık. Dişimizle, tırnağımızla kazıdık. Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Demirci Mehmet Efe, Kamalı Zeybek, Atçalı Kel Mehmet, Çete Ayşe, Çakırcalı Efeler, milli mücadeleye katılan nice nice yörük aliler, Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Ey tarih, ey dünya, bunu böyle yazın. Bu yiğitler bizim, bu onur hepimizin. Hakkı var, hakka yürüyüşümüzün. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Canlarını feda eden nice şehitlerimiz, ey kahramanca çarpışan gazilerimiz, biz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımızda. Ay yıldız uğrunda, bayrak uğrunda, feda olsun canımız bu vatan yolunda. Sarı Zeybek atam yüreğimizde, canımızda. Efe'yiz ulan, Efe'lik var kanımıza. Bu hasret bizim, bu vatan bizim, bizim, bizim. Hızlanır ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa slow.
kayıtları alırsak özellikle rica edeceğim. Bahçemizde